Yaparken siz de başınızı salladınız, fark ettim. Hakikaten evet. Bu riske ilişkin sizin söylemek istediğiniz belki bir şeyler vardır. Çünkü önemli, çok önemli. Evet, aşırı miktarda su kısa sürede yağdığı için ve tabii ki kanalizasyonla karıştığı için mutlaka hijyene dikkat etmek lazım. Herkesin aşırı derecede bu konuda bir hassasiyet göstermesi lazım. Özellikle bu 1-2 gün çok önemli. Musluk suyu kullanımında diyorsunuz evet, özellikle. Evet. Peki, çok teşekkürler bu uyarı için. Şimdi biz bugün hakikaten bir kabusu yaşadık. Yani herhalde doğru. Felaket dediğin şey böyle olacak dedi insanlar birbirine. Bir saat içinde işte bakıyorsunuz çöl sıcağı, fırtına, sağanak yağmur, dolu, gece karanlığı, ondan sonra güneş. Neydi bu yaşadığımız? Açıkçası bunu dillendirmek de hakikaten zor. Aha. Çünkü yani bunlar aşırı iklim hareketleri. Son yıllarda bunları çok sık görmeye başladık. Daha geçen hafta aslında bir tanesinden çıkmış olduk. Bunlar aslında birer işaret bizim için. Çünkü küresel iklim değişikliğinin etkilerini daha fazla görmeye başladık. Baktığınız zaman, tarihsel verilere baktığınız zaman, özellikle son zamanlarda, yani 90'lardan beri, tabii ilk işaretler endüstri devriminden itibaren başlıyor ama son zamanlarda baktığınızda son 20 yıldır, 30 yıldır bu aşırı iklim hareketleri, yani sadece Türkiye değil, tüm dünyada bunlarda bir artış var. Bunu görüyorsunuz. Tabii ki iklim parametrelerinde de yani görüyoruz bunu. Sera gazlarının artışı, sıcaklığın artışı, deniz seviyelerindeki yükseklikler, iklim kutuplardaki buzların erimesi, bunların ona, hepsi birer parametre aslında. Ve doğal olarak tabii bunlar aşırı iklim hareketi olarak geri dönmeye başlıyor. Şimdi aşırı iklim hareketi olarak geri dönmeye başlıyorsa o zaman artarak devam mı edecek? Yani biz İstanbul'da örneğin veya işte Türkiye genelinde bu tip manzaraları artarak mı göreceğiz? Çok büyük olasılıkla evet. Yani bunu kesin konuşmak birazcık zor. Çünkü dediğim gibi iklim verileri çok uzun sürelerden toplanarak bakılması gereken istatistiksel datalar. Ama yani şunu söyleyebiliriz. Her zaman yağış olmak zorunda da değil. Yani kuraklık görebiliriz. İstanbul olmak zorunda değil, Türkiye'deki başka bölgelerde sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama kesinlikle dediğim gibi yani bu aşırı iklim hareketi sadece sel değil. Kuraklık yaşayabiliriz dediğim gibi ve bunlar başka şehirlerimizde de olabilir. Ama artarak yaşayacağımız çok kuvvetli muhtemel. Muhtemel diye uçları yaşayabiliriz diyorsunuz. Bu tip de olaylar. Şimdi bir haberimiz daha var. Onu ben izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Dönüp size sormak istiyorum sonra. Şimdi beklenmeyen şiddetli yağışlar ya da mevsim normallerinin çok üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hep işte az önce konuştuğumuz gibi küresel ısınmadan bahsediyoruz bunların üzerine. Ama küresel ısınmanın pek konuşulmayan bir tehlikesi daha var. Onu da biz konuğumuzla konuşacağız. Toprakların üzerindeki buzulların erimesiyle on binlerce yıldır uyuyan virüsler ve bakteriler. Küresel ısınmanın etkisiyle Sibirya ve Alaska'da buzullar eridi. On binlerce yıldır buz altında kalan topraklarda açığa çıktı. İşte bu topraklarda bulunan ve bazılarını insanın hiç tanımadığı virüsler ve bakteriler de yeniden ortaya çıktı. NASA, Alaska'da 32 bin yıl önce donan bir bakteriyi hayata döndürdü. Geçen yıl Sibirya'da 12 yaşında bir çocuk da eşi görülmemiş bir şarbon hastalığı yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi bilim dünyası küresel ısınmanın ortaya çıkardığı bu tehlikeyi konuşuyor. İşte aslında bugün biz bu meseleyle ilgili sizi davet etmiştik ama işte yine küresel ısınmanın sonucu olarak İstanbul kabusu yaşadı. Evet, dolayısıyla birlikte değerlendirmek lazım. Bu olay nedir? Nasıl bir tehlikeye işaret eder? İzleyicilerimizle az önce paylaştığım için. Sizin dediğiniz gibi bu da küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından bir tanesi aslında. Yani az önce bahsettik, hani eriyen buzullar bu sebep sonuçlardan bir tanesi. Ama şu anda sadece buzullar erimiyor. Yani kuzey kutup çemberine yakın ülkelerde, Sibirya dediğiniz o örneklerden bir tanesi. Bizim permafrost dediğimiz, yani yıl boyunca donmuş olarak duran topraklar küresel iklim değişikliği ve ısınmadan dolayı erimeye başladılar. Bu erimeye başlayınca ne oluyor? Bu toprağın altında bulunan bakteriler, aktif, yani metabolizmaları çok aktif olmayan bakteriler yavaş yavaş sıcaklıkla beraber aktif hale gelmeye başladılar. Çünkü sıcaklık bizim aslında organizmaları kontrol ettiğimiz parametrelerden bir tanesidir. Onun dışında suya ihtiyaç duyarlar, besine ihtiyaç duyarlar.
Bunlar bir araya gelmeye başladıkça işte sıcaklık da yükselmesiyle beraber bu aktif olmayan bakteriler açığa çıkmaya başladı. Virüslerde konak gerekiyor tabii ki. Onların yaşayabileceği bir konak. Hı hı. Yani bu örneklerden bir tanesi dediğiniz gibi geçen sene Sibirya'da yaşandı. Bu permafrost dediğimiz donmuş toprağın içindeki bir rengeyi, bundan muhtemelen 70 yıl kadar önce bir şarbon hastalığına yakalanmış bir geyik sürüsü daha doğrusu. Hı hı. Bunlar donmuş durumdaydı. Sıcaklığın artmasıyla beraber yeryüzüne çıktılar. Yeryüzüne çıktıktan sonra da o bakteriler normalde antraks yani şarbon bakterisi spor oluşturabilir soğuğa karşı dayanıklı olduğu için. Sıcaklığın yükselmesiyle beraber tekrar aktif hale geçti. Suya karıştı ve yakındaki bir köyde yaklaşık 30 civarında insanı hasta etti ve maalesef 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Buna benzer vakalar görülüyor. Dediğiniz gibi NASA'dan, başka bilim adamları, üniversitelerden 30 bin yıllık, 8 milyon yıllık bakterileri aynı şekilde canlandırabiliyorlar. Ve metabolizmalarının da aktif olduğu görülüyor. Yani bu ne demek? Bu risk hakikaten şu anda mevcut. Yani eğer ısınma devam ederse, yani dediğim gibi yıl boyunca, yani aslında bu permafrost tanımı kaybolacak. Yani yıl boyunca donmuş olan topraklar artık donmamaya başlayacaklar. Bu da ne demek? Yani daha önceki yıllarda yaşanmış hastalıklar, 18. yüzyılın hastalıkları, veba gibi, 19. yüzyılın hastalıkları, çiçek gibi, daha önce yani hani bizim elimine ettiğimiz, bilim adamları tarafından elimine edilmiş hastalıklar yavaş yavaş tekrar yeryüzüne çıkmaya başlayabilir. Bu risk var. Berat Azedaroğlu çok teşekkürler. Sizin aracılığınızla Trump'a da selam olsun. Hakikaten evet. Ne olacak canım 2 derece sıcaklık artmışsa ne olacak diye dünya liderleri bunun üzerine politikalar belirliyorlar. Ama işte ne olacak? İstanbul'da yani bugün kabusu yaşadık. Evet, sonumuz geldi herhalde, dünyanın sonu geldi dedik. Dediğiniz gibi doğa öcünü çok güzel alıyor. İşte az önce paylaştığımız eski virüsler, unuttuğumuz virüsler, bakteriler tekrar uyanıyor. Aslında dünyanın sonu geliyor. Ne olacak o 2 derecelik sıcaklık artışı dediğimiz şeyden. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.